Kuburga nerede? Gıcı olmalar nerede? Doktor, gıcı olma bir semptomdu. Bele ki, bele düşüne. Beyinde bilir ki bir elektrik şebekesi de. Bu elektrik şebekesinin bir hissesinde bir kıvılcım olur, bir zamkaniye olur. Kobut bir şekilde düşür ve bu zamkaniye bütün beynin sinir geden tohumlarına yayılabilir anormal bir şekilde ya da beynin bir hissesinde mehdut kalabilir. Sudurga dediğimiz şey de budur. Uşağın beyninde orada herhangi bir sebepten çıkan kıvılcım bedene yayılır, bütün sinirler var gücüyle çalışmaya başlıyor. Yüngül forma bu sudurga semptomdu. Herhangi bir hastalıktan olabilir. Böyle diye ki kızdırma var sebep olabilir. Derman içildi sebep olabilir. Metabolik bir durum var. Şekeri, kan şekeri düştü sebep olabilir. Beyinde şiş var sebep olabilir. Meningit var sebep olabilir. Çok farklı sebepler var. Beyin infarktı geçirdi sebep olabilir. Farklı sebeplerden sudurga geçirebilir. Doğrudur. Epilepsiya dediğimiz şey bunun artık hastalık haline geçmesi, tekrarlamaya başlaması. Tekrarlayan kısa kapanmalarından gelen bir durumdu. Bu durumda mehdut bir bölgede olabilir beynin. Bu durumda yüngül formalarda şuur çok vakit bulanmış. Şuur açık şekilde kolda, elde, bedenin bir hissesinde atımlar gıcı olmalarından gidebilir. Ciddi şekilde beynin her yerine yayılmış şekilde olabilir ki bütün çene kilitlenir, bütün ezeleler gıcı olur, generalize yayılmış olabilir. Şuur gelir, altına kaçırır çünkü silik sesle sıkılır aynı anda. Bağırsaklar boşalır, karınlar sıkıldığı için epileptik kışkırık deyilen bir şey var. Yani epileptik cry deyirler İngiliz dilinde. Ses telleri sıkıldığı için şey olur adına donan gıcı olduğu için. Nefes verirken kışkırık gibi bir ses çıkmaya başlayır. Ağızdan salya akır, ağız suyu ağız yere de kaçabilir. Böyle ağır klinik yanında gidebilir. Netice olarak gıcı olma herhangi bir sebepten gıcı olma, sudurga dediğimiz şey budur. Bunun hastalık haline geçmesine de epilepsiye diyoruz. Bunun da ehemmiyeti nedir? Gıcı olma varsa bunun sebebini araştırmak lazımdı. Gıcı olmayan gelen sebebi altından basit epilepsiyen başlangıcı çıkabilir, primer epilepsiyen başlangıcı da çıkabilir. Ciddi degeneratif beyin hastalığına kadar farklı sebepler çıkabilir. Bu hastaları araştırmak, tetkik etmek, sebebe göre muhalece başlamak gerekir. Bu bir sinyaldır yani. Sinyaldır. Beyinde işler yolunda yetmir anlamına gelir. Bazen de kızdırması çıkıp basit febril gıcı olmalar dediğimiz temperatura bağlı gıcı olmalar da olabilir ki ama yine de bir hekimin kontrolünde olmakta fayda var diye düşünürüm. Sağ ol doktor, teşekkürler.